Merhaba, ben Barış Gürkaş. Bu videoda sizlerden en sık aldığımız sorulardan birinin cevabını vermek üzere karşınızdayız. Bu sorumuz psikolog olmak ya da psikoloji okumak. En sık duyduğum, mail aldığım, mesajla karşılaştığım sorulardan biri bu. Bunu tek başıma cevaplayamayacağımı düşünerek arkadaşım Esra'yı, psikoloji öğrencisi Esra'yı sizlerle tanıştırmak isterim. Merhaba Esra. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Birkaç sorum var sana sormak istedim. Eminim senin de aklına takılan bazı sorular vardır, değil mi? Belki insanların aklına takılan şeyleri böylece daha kolay cevaplayabiliriz. İlk sorum şu. Peki Esra, psikoloji okumak nasıl bir şey? Şu anda hali hazırda okuyan biri olarak. Öncelikle çok keyifli bir şey, onu söyleyebilirim. Psikoloji okurken insanları dinlemeyi ve problemlerine çözümler üretmeyi öğreniyorsunuz. Daha iyi öğreniyorsunuz açıkçası. Bu açıdan çok keyifli bir şey ve ben tavsiye ediyorum psikoloji okumak isteyenlere, üniversiteye hazırlanan öğrencilere. Peki sen psikolog olmakla ilgili neler söyleyebilirsin? Açıkçası ben bu işin uygulama tarafına geçtim biliyorsun. Evet. Okuduğum şeyleri lisansta, yüksek lisansta artık uygulama şansım var. Ve gerçekten insanları tanıma kısmı, onların daha derinlerine inebilmek kısmı ve okuduğum, öğrendiğim birçok şeyi uygulama hali gerçekten çok keyifli. Tabii bununla ilgili söyleyebileceğim en önemli nokta tükenmişlik yaşamamak için sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir meslek. Yani birçok meslekte nasıldır? Okursunuz, lisansını yaparsınız, yüksek lisansını yaparsınız ama biter. Yalnız psikolojide şöyle bir nokta var. Lisansınızı yaparsınız, yüksek lisansınızı yaparsınız, danışanlarınızı görürsünüz, terapiler yaparsınız. Klinik psikolojiden bahsediyorum. Terapiler yaparsınız. Fakat yetmez. Çünkü hep devam eder. Yani hayat boyu bir öğrenme süreci devam eder. Dolayısıyla çok keyifli ve sürekli geliştiğinizi hissettiğiniz bir meslek diyebilirim. Bu anlamda çok keyifli diyebilirim. Peki Esra, bir de şunu soracağım. Bir daha okuyacak olsaydın psikolojiyi tercih eder miydin? Aslında bu soruyu gelenecek olursam belki birçok kişi hayır diyecektir değil mi? Buna. Günümüzde, evet, günümüzde çok fazla. Hem biraz zorlukları var, avantajları da var ama ben evet tekrar okurdum bu bölümü. Çünkü o kadar keyif alıyorum ki okumaktan, araştırmaktan merak ediyorum bir kere. İnsanların içsel durumlarını, kafasında tasarladıkları şeyleri. Bu yüzden ikinci kez de olsa, üçüncü kez de olsa ben bu mesleği seçerdim ve bu bölümü okurdum. Peki sen okur muydun ikinci kez? Bu önemli bir soru. Bunu çok sık duyuyorum aslında. Fakat çok şanslıyım ki bir kere daha olsa yine aynı bölümü seçerdim bugünkü aklımla. Tabii lisede tekrar bir tercih yaptırılsaydı ya da o dönemin şartlarıyla konuşacak olursam bunu tam cevabını bilemem ama bugün diyorum ki net bir şekilde aynı bölümü seçerdim. Aynı yoldan devam ederdim. Çok şanslıyım ki. Tabii insanın bir diğer özelliği de adaptasyon özelliği. Yani içinde bulunduğunuz forma bir şekilde adapte oluyorsunuz. Bunu ne kadar objektif söylüyorum onu da bilemem şu anda ama keyif aldığımı söyleyebilirim en azından yaptığım işten. Tabii benim mezun olup liseden üniversiteye girdiğim zamanlarda bu kadar popüler bir meslek değildi. Dolayısıyla etrafımdaki insanlar ilk kazandığımda bu bölümü eleştirenler oldu, ilginç gelenler oldu ya da mezun olduktan sonra biliyorsun ki bu ülkede çok fazla kabul edilen bir meslek değildi ve deli doktoru diye anılan bir meslek grubuydu bir zamanlar. Şimdi böyle anılmamakla birlikte. Net bir şekilde sonuç olarak söyleyebileceğim şu ki tekrar olsa tekrar tercih ederdim. Peki şunu soracağım. Bizim zamanımızda zor bir bölümdü psikoloji. Şu anda nasıl bir bölüm? İnsanlar zorlanıyorlar mı? Sen zorlanıyor musun okurken? Zaman zaman tabii ki de zorlandığım dönemler oluyor. 4 senelik bir bölüm okuyorum ve 1. sınıf, 2. sınıf, şu an 3. sınıftayım ve hani giderek daha da zorlanmaya devam ediyor. Bu şekilde ilerliyor ama bunun yanında hani okumak, araştırmak
da çok önemli. Bu süreçte tabii ki de zorlananlar oluyor. Kolay bir bölüm olduğunu söyleyemem. Aslında seven biri için. Evet, değil mi? Yani okumayı kesinlikle. Seven, araştırmayı seven. Hani araştırmayı seviyorum, okumayı seviyorum ve bu açıdan ben hani bu süreçte çok fazla zorlanıyorum, çok yoruluyorum diyemem açıkçası. O yüzden az önce dediğim gibi çok keyif alarak bu bölümü okuyorum. Küçük bir soru daha sormak istiyorum aslında bunun arasında. Mesela sınıfta kalanların sayısı falan çok mu ya da herkes geçiyor mu çok rahatlıkla? Senin dışındaki insanlar nasıl, zorlanıyorlar mı? Tabii zorlananlar var. Sınıfta kalma durumuna gelecek olursak, yani öğrencilik hayatında biraz rahatlık. Yani bu üniversite hayatı özellikle çok rahat edilen bir şey, yani böyle hani arkadaş ortamları, o gezinti durumları falan çok keyifli geldiği için hepimize ya devamsızlıktan kalınıyor ya da işte dersle alakası olmayan insanlar tabii ki de var. Bu mesleği, işte bu bölümü açıkçası öylesine seçmiş ya da tesadüfen gelmiş ama soracak olursak çok farklı idealleri olan insanlar da okuyor bu bölümü. O açıdan onlara göre tabii ki de zor. Onlar açısından bakacak olursak. Peki psikolog olmak zor mu? Bence psikolog olmanın zorluğu şuradan geliyor. Şimdi biz psikoloji okurken, yüksek lisans yaparken hep hayallerimiz vardı. İşte bazılarımız endüstri psikoloğu olmak, bazılarımız klinik psikolog olmak, bazılarımız gelişim psikoloğu olmak. Bu noktada İşinize hakimseniz zaten yaptığınız şeyden zorlanmazsınız. Aksine keyif alırsınız. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz aslında iş o kadar keyifli hale gelir. Bu noktada bence işin zorluğu işin yapılışından ziyade o işi icra etme şekli. Yani ben eğer bir klinikte çalışmak istiyorsam ve kendimi bu şekilde geliştirdiysem ve o işi yapamıyorsam, bir klinikte çalışamıyorsam, bir terapi yapamıyorsam, danışan göremiyorsam bu iş benim için zorlaşmaya başlıyor. Çünkü işin dışında başka bir şeyle uğraşmak durumunda kalıyorum. Başka işler yapmak durumunda kalıyorum. Ki nitekim aslında psikoloji okuyanların, yüksek lisans yapanların dahi mezun olduktan sonra yaşadıkları temel sıkıntılar bunlar. Uzmanlığı dışında işler yapmak durumunda kalmak. Tabii bunların da kendince geliştirdiği taraflar var. Örneğin rehabilitasyon merkezlerinde çalışan birçok psikologla karşılaşırsın. Ya da anaokullarda, kreşlerde çalışan birçok psikologla karşılaşırsın. Bunlar bir aslında eğitimin hem devamı gibi hem de yüksek lisansa devam ederken ya da eğitimler alırken bir şekilde hayatın idame edilebilmesi için, devam edebilmesi adına işte gelirimizin işte hayatta kalmak için çeşitli maddi beklentilerin karşılanması için biraz zorunlu bir durum. Fakat tabii ki de bunun kimi zaman tükenmişlik yaşatan boyutları olabiliyor. Çünkü siz o şekilde bir eğitim almıyorsunuz ama onu yapmak durumunda kalıyorsunuz. İşte o noktada zorlanabiliyoruz. Peki Esra, mezun olduktan sonra nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Öncelikle yüksek lisansımı yapmak istiyorum klinik üzerine. Klinik yüksek lisansımı yaptıktan sonra da çocuğa yönelmek istiyorum. Yani klinik temelli çocuk psikoloğu olmak istiyorum açıkçası. Doktoramı da yapmak istiyorum. Ne kadar yükselebilirsem o kadar yükselmek istiyorum bu alanda. Okumayı ve araştırmayı çok seviyorum çünkü. Hayat boyu gelişim. Evet. aynı zamanda ileriki zamanda kendi ofisimi de açmayı planlıyorum. Herkesin hayali gibi aslında, evet. Değil mi bir yerde? Evet. Her psikoloji okuyan, okumak isteyen insanın bir şekilde hayali. Peki bu alanda iş imkanları nasıl, yani sence beni nasıl bir gelecek bekliyor? Bu güzel bir soru ve en sık aldığım sorulardan biridir diyebilirim herhalde. Çünkü çok merak edilen bir durum. Buna şöyle cevap vermek istiyorum. Bir ülkede eğer işsizlik sürekli artıyorsa psikoloji dahil birçok meslekte işsizlik de artacaktır. Çünkü bir oransal bir durumdur. Bir diğer taraftan bir bölümde sürekli yeni bölümler açılıyorsa, sürekli yeni mezunlar veriyorsa ve bu kontrolsüzce yapılıyorsa bu zaten yine işsizliğin ve istediğimiz işi yapabilmenin önündeki en büyük engeldir desek sanırım yanılmış olmayız. Bir de çok iyi biliyorsun ki sen de son zamanlarda duyduğumuz bu sahte psikologlardan tut da 2 günlük sertifikalarla bu işleri yapmaya soyunan insanlarla da karşılaşıyoruz.
Bu da işin bir diğer boyutu. Dolayısıyla aslında rekabet çok fazla. Ve sevdiğin işi yapabilmek için bile ekstradan çabalaman gerekiyor. Yani bir şeyi okuyorsun, onun üzerine uzmanlaşıyorsun. Daha da ileriye gidip doktora yapıyorsun ve bunun için çalışabilmek için bile çok fazla çabalaman gerekiyor. Çünkü o bilginin sende olduğunu bilen kişi sayısı hem çok az hem de sana gelmeden önce, sadece bunu klinik psikoloji için söylüyorum bu arada, diğer bölümlerle ilgili söylemiyorum. Sana gelmeden önce bu noktada aslında danışacağı birçok branş oluşmuş oluyor çoktan. Dolayısıyla sen bu işi çok severek de yapsan, içinde çok da iyi olsan iş biraz daha zorlaşmış oluyor ister istemez. Dolayısıyla ne kadar iyi olursan ol, işler biraz zor görünüyor. Peki Esra, çok sık aldığım sorulardan biri de psikoloji okumak isteyenlerden işte bu bölümü önerir misiniz? Ya da ne tavsiye edersiniz gibi sorular. Senin liseden gelen arkadaşlara ne gibi bir tavsiyen olur psikoloji okumak isteyenlere? Öncelikle bu bölümü gerçekten okumak istediklerinden emin olmaları gerekiyor. Çünkü her bölümün ve her mesleğin bir takım zorlukları var. Ama psikoloji bölümü, yani psikolog olmak çok ayrı bir durum. İnsanları anlıyor olabilmeniz gerekiyor, dinlemeyi seviyor olmanız gerekiyor. Bunların tabii yanında da okumayı, araştırmayı sevmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu bölümde gerçekten çok fazla çaba sarf etmeleri gerekecek. Yani diğer bölümlerde de aynı şekilde ama psikoloji okurken kitaplardan, makalelerden çok faydalı bilgiler de kapacakları bir bölüm bu bölüm. Bu İngilizce anlamında? İngilizce anlamında İngilizcelerinin de yeterli bir seviyede olması gerekiyor. Ne kadar iyi olursa yabancı makalelerden o kadar çok şey kapacaklardır. Alanımız bir kere çok geniş olduğu için araştırma yapmaları gerekecek her defasında ve merak duygularının olması gerekiyor bu bağlamda. Bu yüzden seçerken biraz dikkat etsinler. Yani gerçekten kendilerini bu bölüme, bu mesleğe ait hissediyorlar mı? Bunu iyice bir düşünmeleri ben tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Peki sen psikoloji okuyanlara, okumak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Psikoloji okuyanlara verebileceğim tavsiye deyince aklıma ilk şu hikayem geliyor. Bir gün birinci sınıftayım ve öğrencilik dönemimde yine bu merakımla işte ne okusam, ne yapsam, neyle uğraşsam da zamanımı boşa geçirmem merakımla zamanımı geçirirken çok sevdiğim bir hocam vardır. Ona gittim bir gün, dedim ki ya hocam ben hangi kitapları okumalıyım diye bir soru sormuştum. O zaman ilginç bir şekilde hoca bana tam böyle bir cevap vermemişti. Bir şekilde geçiştirmişti. Ya çok yoğundu ya bir şeyler vardı. Sonra işte tam hatırlamıyorum içeriğini ama ben ondan o cevabı alamamıştım. Bugün dönüp baktığımda aslında yani lisansa ilk girdiğimden bu zamana kadar, işte yüksek lisansa da dahil olmak üzere, verebileceğim herhalde en önemli tavsiyelerden biri sürekli okumak olurdu. Ve çok okumak olurdu. Ne okuduğundan ziyade, evet tabii ki de bir yönlendirme olması çok önemli. Ama elindeki psikolojik temelli kaynaklar, insan temelli aslında kaynaklara bir şekilde başlayıp o okumalarla, onun içinde bulduğu başka kelimeyle, başka kitaba geçip o kitabı okuyarak, sonrasında başka kitabı oradan bulduğu ipuçlarıyla, yani kitapları aslında bir yerde birbirine bağlayarak, örneğin bir beyinle ilgili bir kitap okuyorsunuzdur. Orada amigdala ile ilgili bir şeyle karşılaşırsınız. Onu okursunuz. Sonra işte korkuyla ilgili, korku duygusuyla ilgili bir şey bulursunuz. Onu okursunuz vesaire gibi ilerler. Yani merakla ilerleyen bir okuma şeklinde ilerlemeli bence. Yani ilk söyleyebileceğim şey sürekli okumak. Bir diğer konu staj konusu var mesela. Staj konusunda da çok hevesliyiz. Stajlar tabii ki de bizim ileride ne yapacağımızı çok ciddi oranda belirleyen şeyler ya da ne yapmayacağımızı seçmemizde çok önemli belirleyiciler. Dolayısıyla her ne kadar bugün staj konuları psikoloji öğrencileri için biraz daha karmaşık konular olsa da sen de çok iyi biliyorsun ve deneyimlerini benimle de paylaşıyorsun arada. Staj yapmak kıymetli olan konulardan biri. Fakat buna kesinlikle birinci, ikinci sınıfta başlamak doğru bir şey değil.
Çünkü biz biliyorsun ki birinci, ikinci sınıfta daha, hatta birinci sınıfta tarih dersi bile alıp, edebiyat dersi alıp sonra üçüncü sınıftan itibaren diğer dersleri almaya başlıyoruz psikolojiyle ilgili. İkide başlayıp üçten itibaren daha spesifik dersler almaya başlıyoruz. Bence ilk iki yılı daha fazla okuyarak sonrasında üçüncü sınıftan sonra belki daha ne istemediğimi bulmak adına staj yaparak geçirmeleri herhalde çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Altını çizmem gereken herhalde bir diğer önemli nokta da İngilizce konusu. İngilizce muhakkak çok iyi olmalı. Çünkü biliyorsun ki seninle de ara ara çalışıyoruz, çeviriler vesaireler yapıyoruz. Güncel makaleleri takip edebilmek için İngilizce biliyorsun ki çok önemli. Peki, mesela çok teşekkür ederim. Ben eminim ki birçok soruya cevap verdik. Tabii akıllarda kalan birçok soru işareti var hala da ama hepsini şu an cevaplayamayız. Belki daha sonraki videolarda soru geldikçe, belki bu videonun altında sorular geldikçe o sorularla ilgili de birlikte videolar çekeriz. Tabii. Ben çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Benim için de. Çok sağ olun.